Bayramoğlu nahiyesinden Soğukpınar beldesine. Burası Soğukpınar. Nahiyeden köye, köyden belediyeye tarih, kültür ve medeniyetlerin kaynaştığı yer. Belgesel tadında Espiye Soğukpınar beldesinin tarihi geçmişine kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Köyler, köylerimiz. Devletlerin temel taşı köyler. Milletlerin kültür hamurunun yoğrulduğu yerler. Köyleri anlatan destanlar, şiirler, kitaplar, romanlar yazılmış. Köyler için nice filmler ve belgeseller çekilmiş. Köyler üzerine nice türküler söylenmiş. Dere, yer, rüzgar, ağır meli, tene eser, soğuk pınar demezsem dikmenim bana küser. Eski değirmen, meşe gibi, Kazan Gölü'nde yüzerken, aşağı mahalle, Doli, Düzağız, Belen'de gezerken, madende dal çileği, taflan, böğürtlen yiyip bezerken, tane tane damağımdasın güzel Soğukpınar. Kameralarımızı fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun'a çeviriyoruz. Bölgeyle ilgili tarihi araştırmalar yapan Profesör Doktor Faruk Sümer, Çepni Türklerinin fethiyle Giresun'un Türk İslam medeniyetiyle asırlar önce şereflendiğini yazmaktadır. Bölgede Hacı Emir ve Bayramlı devletleri kurulur. Trabzon, Pontos devletinden bile 69 yıl vergi alırlar. Çepni Türkleri, Fatih'in Trabzon'u fethine büyük katkı sağlarlar. Giresun bölgesindeki yüzlerce köy Trabzon'un fethinden çok önce kurulmuştur. Espiye ilçesinin Çepni Türkleri tarihinde çok ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kameralarımızı şimdi de Giresun'un Espiye ilçesine bağlı sahile 22 kilometre uzaklıktaki Soğukpınar beldesine çeviriyoruz. Adını bölgede kurulan Bayramoğlu Devleti'nden alan, geçmişte Dikmen ve Kuzköy olarak bilinen Soğukpınar beldesi, 550 yıllık tarihi geçmişiyle önemli bir yerleşim yeridir. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti tarafından tutulan 1468 tarihli Tapu Tahrir Defteri'ndeki yazılı bilgilere göre Trabzon vilayeti Torul kazasına bağlı 7 nahiyeden biriydi. Eski adı Bayramoğlu olan Dikmen nahiyesine Kiçiköy, Oğulluca, Ağruk, Kandavur, Kozköy, Tanalcık, Manastır İslam, Çepi Kuru Geliş ve İncirlik köyleri bağlıydı. İl, ilçe ve köyler için dönüm noktaları vardır. 1998 yılı Dikmen ve Kozköylüleri için milattır. 20 Ağustos 1998 tarih ve 98 Taksim 49.560 sayılı kararla Dikmen ve Kozköy'ün birleşmesiyle Belde Belediyesi kurulur ve Soğukpınar adını alır. Doğu Karadeniz bölgesinin coğrafi özelliklerini taşıyan engebeli arazi yapısına sahip beldenin doğusunda Güzel Yurt, batısında Şahin Yuva, güneyinde Olucak Dağı, kuzeyinde Taflancık köyleri bulunmaktadır. Soğukpınar beldesinin temel geçim kaynağı fındıktır. Belde maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerine yoğun bir göç vermiştir. Kışın azalan nüfus, yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle artış göstermektedir. Virajlı yollarda, doyumsuz manzara eşliğinde, yarım saatte ulaşılan Soğukpınar beldesinin büyüleyen güzellikleri insanı cezbeder. Karlı dağlar ve yaylalardan koşarak akan sular, belde sınırının başladığı yer olan Pangar Şelalesi'nde hoş geldin dercesine karşılıyor bizi.
Allah dostlarından Pangal Derviş Dede'nin kurduğu bölge ve bu şelalede o zatın adına izaf eden vefa borcu olarak ödenmiş. Sizleri Pangal Şelalesi'nden Soğukpınar Beldesi'nin sınır çizgisinden Soğukpınar Beldesi'ne götürüyoruz. Neslam'ın fırçasından çıkan sanat eseri gibi yaz ve kış büyük ilgi gören şelale, bu yoldan geçenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği en uğrak yerlerden biridir. Soğukpınar gezimize Tuygu Mahallesi'nden başlıyoruz. 1998 yılına kadar Dikmen Köyü'ne bağlı bir mahalle olan Tuygun, belde belediyesi kurulduktan sonra Soğukpınar'a bağlı bir mahalle haline gelir. Esfiye'nin en eski köylerinden birisi olan Seydi Köyü'nden gelen aileler tarafından kurulan Tuygun'dan, köylerin ve vadilerin doyumsuz manzarasını seyretmenin keyfi bir başkadır. Hay neni neni, hay neni bebek, hay neni neni, hay neni bebek. Beşiklerde, salıncaklarda büyüdük. Şimdiki çocuklarsa süper karyolalarda, özel yapılmış mobilya beşiklerde büyüyorlar. Ve bazen bahçede iki ağaç arasına ıyılıp böyle sallanırdık. Gece beşikte, gündüzün bahçede. Hep öyle değil mi? Hay neni neni, hay neni bebek, hay neni neni, hay neni bebek. Buradan neredensiniz? Buradan da Tuygun'danız. Şeyde görek yuvamda. Helal olsun. Nerede? Esfiye Ericek grup yolundan ayrılarak belde yoluna giriyoruz. Yeşilin tüm tonlarının hakim olduğu Soğukpınar'a girerken gözlerimizin önünde bir tarih canlanıyor. Bir zaman sırayla mısır unu öğütülen su değirmenleri bize hoş geldin diyor. Beldede sayıları onu geçen ve her sülalenin kendi adına hayır için yaptırdığı değirmenlerin en eskisi büyük anlamına gelen ulu değirmendir. Kurtuluş Savaşı'nda karargah merkezi olan Arpacık Köyü'ndeki askerlerin ekmeklik mısır ve buğdaylarının öğütüldüğü, geçmişin nazlı yadigarı değirmenler, beldenin tarihine de ışık tutuyor. Zamana yorgun düşmüş ve vefasızlığa uğramış her değirmen, bize kendi hikayesini anlatıyor. Kim bilir bu değirmenlerde hangi hatıralar yaşandı? Dere içindeki göller, Soğukpınarlıların gönlünde çok farklı bir yere sahiptir. Bayramlar ve tatil günlerinde en uğrak yerlerden biri olan mantarlık altındaki Temtem Gölü, çocukların ilk yüzmeyi öğrendiği ve daha derin göllere, denizlere girecek cesarete sahip olmayı öğrendiği yerdir. Yol yapımı sırasında dolan göl yine eski haline geldi. Belde merkezine yaklaşırken heyecanımız artıyor.
Soğukpınar'a günübirlik gidip gelenler her gün aynı duyguyu yaşarken, gurbetten gelenlerse vatanına kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamakta. Beldenin tarihi geçmişi en eski yerleşim yeri Dikmen Mahallesi'dir. Dikmen Mahallesi'ne girdiğinizde sizleri uzun bir bina karşılar. Burası 1969 yılında yapılan sağlık ocağı. Bu bina bir zamanlar 9 köye hizmet vermekteydi. 2010 yılında Soğukpınar Dikmen Mahallesi aile hekimliği kurulur. Beldenin yakın tarihinin canlı şahidi olan sağlık ocağı, Espiye'nin köylerindeki ilk sağlık ocaklarından birisiydi. Soğukpınar'ın tarihini yansıtan en önemli eserlerden birisi Dikmen Merkez Camisi'dir. 5 ayrı yapılış tarihi olan Dikmen Camii'nin bilinen ilk tarihi 1890'dır. Tarihi Dikmen Camii'nin yapılışı ile ilgili birçok efsane anlatılır. Bugün bile Türkiye'nin birçok yerinden dua etmek için gelinen cami, rivayetlere göre sabah ustalar çalışmaya gittiğinde malzemelerin yerinde olmadığını görünce araştırma yapılır ve malzemeler bugünkü Dikmen Camii'nin olduğu yerde bulunur. Aynı olayın birkaç kez tekrar etmesi üzerine o dönemin müftüsüne danışılır. Müftü, caminin malzemelerin geldiği yere yapılmasını isteyince cami buraya yapılır. 1994 yılına kadar ahşap binada hizmet veren ahşap cami yıkılarak köy halkının yardımıyla betonarme olarak yapılır. Bugünkü imam evinin olduğu yerde kesme taşlardan yapılmış 12 odalı medrese bulunmaktaydı. Uzun yıllar birçok din aliminin yetiştiği medrese zamanla yıkılmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarında buraya ilköğretim okulu açıldığı söylenmekte. Osmanlı döneminde burada müderrisler yetiştiren 12 gözlü medrese olduğu ve medresenin daha sonra söküldüğünü, dağıtıldığını ve küçücük bir bina yapıldığını biliyoruz. Çok tarihi bir 12 gözlü medrese, tarihi bir caminin olduğu bir gerçek. Buraların tarihi de oldukça eskilere dayanıyor. Karakışla ve Kıran mevkiinde 2 adet cami bulunmaktadır. Karakışla'daki caminin yerinde bir zamanlar Sıbyan Mektebi faaliyet göstermekteydi. Kıran'da 2001 yılında yapılan Şehit İbrahim Camii'nin duvarında beldenin 550 yıllık tarihi geçmişi mermer kitabede yer almakta. Dikmen'in canlı şahitlerinden birisi de bugün kullanılmayan ilkokuldur. Dikmen halkının eğitim yuvası olarak 1960 yılında hizmete açılan okulda birçok önemli kişi eğitim gördü. Ben de birinci sınıfı, sınıfta okudum. Sonunda bir kar yağışı vardı. Ahmet Gülünler'den gelmiştim. Sobanın başında birinci sınıfta üşüdüğümü hatırlıyorum. 92'de de bize yaradan burada öğretmenlik yapmayı nasip etti. 1967-68'li yıllar. İlkokula geldiğimde birinci sınıfta otururken hoca dedi, bu öğretmenimiz dedi, bu kim şu sipsivri olan? Dediler ki bu İsmail Kahraman. Ama bu okuyup yazıyor dediler. Beni hemen bir imtihan ettiler. Ben birinci sınıfı sadece 3 saat okudum. Öğleden sonra ikinci sınıfa geçmiştim. Ve ikinci sınıftan başlayarak burada devam ettik. Şimdi oraya gidiyoruz. Böyle sabah gelirdik, soba şurada yanardı. Tabii öğle yemeğine bir daha gidemezdik. Evle buranın arası tam 40 dakikaydı yaya. Çamur, yağmur. Burası Soğukpınar Beldesi, Dikmen Köyü Mahallesi müzesi olmalı. Ve burada yaşayan insanların fotoğrafları, okuyanların fotoğrafları burada sergilenmeli. Zira burası bir şehit adına, Özgür Özdemir şehidinin adına yapılan bir yer.
Bu okul tamir ve restorasyon yapılmalı. Tarihi Dikmen Köyü'nün köy müzesi olmalı. Solpınar Beldesi 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda şehit ve gazi veren beldemiz. Sarıkamış Savaşları'nda esir düşüp Sibirya'da 10 sene esir kalan Şerefoğlu Mustafa Şağar'ın kızları belgeselimize önemli açıklamalar yaptılar. İstanbul'dan geldik. Öyle mi? Her yıl gelir misiniz bu mezarlık? Kim var mı mezarlıkta? Anamız, babamız, emimiz, dayımız. Kim? Babanın, ananın adını bir söyler misin? Gülender, Mustafa. Mustafa bu Sarıkamış gazisi mi? He. Kaç sene esir kalmıştı? 10 sene. Gelmiş işte, kaçmış gelmiş 10 sene. Esirden öyle mi? Tavlacık'a. Oraya geldiği gibi işte başlamışlar silah atmaya. Hakır hakır atarka. Şeyden sormuşlar beri geçeden, yakın mahalleden. Oradan ne var da bu haline gavur mu geldi oraya demişler. Oradan demişler ki Yesir'dekiler geldi, Yesir'dekiler demiş. Bu yani bizim tarafa haber vermişler, hep beraberce gece gitmişler almaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anul Hakim inneke lemnel mürselin ala sıradın müstakim tenzilel azizir rahim iletün zira kavmen ma ücra eden fehum gafilun. Fekat hakkal galü ala ekserim fehum la yükminun inna cealna fiyya ana gima bilalem feyyere rizganı fehum mukmam ve cealna min beyni edeyim sattem emin alifim sattem ve akşennam fehum la yüksürüm ve sevan aleyhim enzir temem lem tünzürüm la yükminun. Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Özcan Özdemir'in kardeşi olan Şehit Özgün Özdemir, 1992 yılının Eylül ayında Hakkari'nin Şemdin ilçesinde vatani görevini yaparken terör örgütü PKK ile girdiği silahlı çatışmada şehit olmuş. Mezarı Dikmen Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Birinci Dünya Harbi'nde Karadeniz bölgesinden muhacir olarak Dikmen ve Kozköy'e gelen birçok insan buralarda ölmüş. Beldenin birçok yerinde muhacir mezarlıkları bulunmakta. Şu bunu çanalını keser gelirsin, kopartırsın, ondan sonra yonarsın tekrar. Yonduktan sonra başlarsın. Yağlı dere yer rüzgar ağır beli tene eser. Soğuk pınar demezsem Dikmenim bana küser. Yağlı dere yer rüzgar ağır beli tene eser. Soğuk pınarın Dikmen mahallesindeki en önemli yerlerinden birisi de Karakışla'dır. Askerlerin kaldığı yer olarak bilinen Karakışla'nın karşısında kale bulunmaktadır. Askeriye güçlasıymış öncesi. Askeriye güçlasıymış. Öyle derlerdi. Gran mevkiinde göl yanı, Kaygancuk ve Han yanı bölgenin tarihi geçmişini yansıtmakta. Kandas kızı Fadime Hala Değmeni. Bu değmenin yapıldığı dönemi dün gibi hatırlıyorum. 4 yaşında çocuktum. Değirmenin taşı Yaldere'den, Dalıp'tan gelmişti. Anadolu kadını, Anadolu insanı. Onlar vefakarlar, cefakarlar. Toprağa bağlılar. Teyze dedi ki 77-78 yaşındayım. Bunlar şu anda Köstere'de bileniyor ve bununla fındık diplerini temizleyerek para kazanıyorsun öyle mi? Evet. Her şeyimi de alabiliyorum bak. Her şeyim de elimde. Ne alıyorsun mesela? Ben her şey ne istesem hayra vereyim. Bundan sonra herif ne istesem hepsini alayım. Bak minnet et. Devletten bir şey almıyorsun. Devletten almayayım, Allah'tan alayım. Ellerin asıllı benim bir Türk annesiyim. Ellerin asıllı bir Türk annesi. Ellerime bak. Daşı da bıraktı, Ayşem beni bıraktı. Bırakırsa bıraksın, sevdası beni yaktı. O
avcı vurmuş da yavrum, aman aman biri yaralı. Beldenin en büyük mahallesi Dikmen'i Soğukpınar'a bağlayan yoldan belde merkezine giriyoruz. İki vadi arasında kurulan Soğukpınar belde merkezinde yaşam oldukça hareketlidir. Tüm ihtiyaçların giderildiği çarşının bulunduğu belde merkezi, Kozköy ile Merkez Mahalle olmak üzere iki mahalleden oluşmaktadır. Belde nüfusunun büyük bir bölümü burada yaşamaktadır. Beldede bulunan Şehit Özgün Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu'nda mahallelerden yapılan taşımayla 400'e yakın öğrenciye eğitim veriliyor. Bir aile hekimliği merkezinin bulunduğu Soğukpınar'da merkez, Düzağız ve Yağcı olmak üzere 3 adet cami bulunmaktadır. Civar köylere göre belde merkezi gurbete daha az göç vermiştir. Bağında ve bahçesinde çalışarak geçimini sağlayan belde halkının büyük bir bölümünün sanatkar olması gurbete göçü önlemiştir. Bir mısır tarlasındayız. Ben mısırın ekim hazırlığını yapıyoruz. Önce gafulları böyle temizliyoruz. Ardından burası sürülecek. Mısır taneleri atılacak. Şimdi hazırlığını yapıyor. Faldırını temizliyor. Motor gelecek, ekecek. Otları temizliyoruz. Şu yeşil otları temizliyor. Ondan sonra kemresini atacak. Gübresini atacak. Ondan sonra ekecek. Tarı, mısır, pol, patatesler, pancar, höngül, fasulye yapacak. Otu iki sefer kazıyacak, bir son ot, bir ilk ot. Ondan sonra mısır olacak, darısını kıracak, biçecek. Mısırdan fırın darısı yaparsın, pol yaparsın, müdür ekmek yaparsın, un yaparsın.1998 yılında kurulan Soğukpınar Belde Belediyesi, eski okul binasında hizmet vermektedir. Belediye, beldenin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek teknik personel ve ekipmana sahiptir. Dikmen ve Kozköy'ün birleşmesiyle 17 yıl önce belediye olan Soğukpınar, bu sayede hizmetle tanışmış ve iki köyün kaderi, belediyelik olduktan sonra değişmeye başlamıştır. En büyük ihtiyacın yol olduğu Soğukpınar'da bu sorun kökünden çözülür. Köyleri Espiye'ye bağlayan grup yolundan beldeye ayrılan yol, belediye başkanı Özcan Özdemir'in özverili çalışmalarıyla karayolları ağına alınarak belde merkezine kadar asfalt olur.
Bu hizmette kışın şehir merkezine yaşanan ulaşım problemi tarihe karışmıştır. Yaz-kış açık olan yol, beldeye yapılan hizmetlerin en önemlilerinden. Arayollarında genişlediği Soğukpınar'a, bazı yerlere de beton dökülerek ulaşım sorununda çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Başkan Özcan Özdemir ile hızla gelişen, değişen ve sorunları bir bir çözülen Soğukpınar'ın en büyük problemlerinden bir tanesi de su sorunuydu. Başkan Özdemir, gecesini gündüzüne katarak, sorunun tarihe karışması için yaptığı çalışmalar neticesinde beldeye 3 milyon liralık içme suyu projesi yapılır. Çalışmaları devam eden ve büyük bir bölümü biten projenin en kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte Soğukpınar'ın içme suyu sorunu da tarihe karışacak. Belde olmanın ve hizmetle tanışmanın en güzel avantajlarını yaşayan Soğukpınarlılar, şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürdürmenin keyfini çıkartıyor. Burası son derece gelişmeye müsait olan bir yer. Gerçekten yeşilin her göz tonu burada hakim. Burada insanlar ihtiyarlamaz. Burada insanlar ancak sağlık ve afiyet bulur. İkram edilen ben o yiyeceklerden de durum değerlendirildiğinde burada ömür uzun devam eder. Karadeniz insanının iklim ve arazi şartlarıyla mücadelede geliştirdiği pratik bir çözüm ve insanla tabiat arasında kurulan muhteşem bir ahenk. İsmi bölge içinde farklılık gösterse de Giresun yöresinde mazı, ambar, Şalpazarı'nda tekir, birçok yerde serender, serenti, nayla gibi isimlerle anılsa da kullanımındaki temel amaç toprakla ilişkiyi kesmek suretiyle nemden korunmak, tahıl, gıda veya fındığı, fare ya da böcek gibi haşerattan korumaktır. Karadeniz, sadece muhteşem doğasıyla ve gönlü zenginlikte derya olan insanlarıyla değil, mimari kültürüyle de nadide bir bölgedir. Geleneksel Karadeniz kültüründe ev ve müştemilatı üç yapıdan meydana geliyordu. Ev, serender ve merek. Serender, köylünün tahılını, yiyeceğini sakladığı, kuruttuğu ve altı kışlık odununu depoladığı yerdi. Yine çocuklar yağmurda, güneşte oyunlarını serenderin altında oynarlardı. Bu mimarlık harikası mazılar artık tek tek yok olmakta. Bir medeniyete medeniyet diyebilmek için mimarisine, kültürüne, sanatına, musikisine bakmak gerekiyor. Evet, burası Gran mevki. Burada yıllar önce bu tür evler vardı. Bu beldede sadece bu ev kaldı. Toprak damlı. Buraların ifadesiyle köm evi. Karadeniz'e özgü, gaz yağı ile çalışan idare lambalar. Medeniyet yolculuğunun ilk adımı onda gizli. Arabalar, uçaklar için tekerleğin icadı neyse, medeniyet için idare lamba da odur. Bazıları fiske lamba da der ona. Gaz lambası, kandil diyenler de vardır. Bir adının da misbah olduğunu pek az kişi bilir. O, aslında bir zamanlar
medeniyete giden yolun ışığıydı. İdare lambaları da artık mazi oldu. Soğukpınar'da doğa ve doğal güzellik deyince akla ilk Kızılkaya Madeni gelir. Amerika'nın Arizona Vadisi'ni aratmayacak özellik ve güzelliklere sahip Kızılkaya Madeni, Cenevizler döneminde işletilmiştir. Son olarak 1970'li yıllarda Maden Teknik Arama tarafından kısa bir süre işletilen Kızılkaya Madeni'nde Soğukpınar'dan birçok kişi çalışarak geçimini sağlamıştır. Yer altında çalışanların büyük bir bölümü hayatını genç yaşta meslek hastalığından kaybetmekte. Tarih boyunca Soğukpınar'ı önemli hale getiren ve merkez kılan bakırın çıktığı Kızılkaya Madeni, muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen tam bir doğa harikasıdır. Sivri ve delikli taşları, beldeyi kuş bakışı gören yüksekliğiyle büyüleyen bir doğal güzelliği bulunan Kızılkaya Madeni, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Doğal Tabiat Parkı ilan edilmesi, belde halkının en büyük dilek ve arzusu. Madenin üzerinde yetişen, yabancıların likapa dediği dağ çiçeği, Allah'ın Soğukpınar halkına bir lütfudur. Toprağın yok denecek kadar az olduğu taşların üzerinde yetişen dağ çileğinin apayrı bir damak tadı vardır. Elimizdeki bu gördüğünüz siyah siyah yemişler yaban mersini olarak bilinmekte. Hatta Latince başka adları var. Her mevsimi yağışlı olan beldenin bitki örtüsü oldukça zengindir. Dağlarında orman gülü, taflan yemişi, yaban mersini, kestane ve dağ çileği bolca bulunmaktadır. Temel geçim kaynağı fındık olan beldede mısır ekiminin yanı sıra hayvancılık da yapılmaktadır. Yöreye özgü birçok endemik bitki türüne sahip Soğukpınar beldesinde yaban hayatı da oldukça zengin. Gerek köy, gerek yaylalarda birçok yırtıcı hayvan ve kuş türü bulunmakta.